Merhaba, bugünkü tarifimiz Victoria dönemi İngiltere'sinden. Pemperdü, 1861 tarifi. Dünya mutfaklarından en eski, en lezzetli tarifler bu kanalda. Malzemeler: 4 dilim dev tost ekmeği, 75 gram üzüm, 3 iri yumurta, 50 gram toz şeker, 50 santilitre süt, 15 santilitre yoğun krem, 1 limonun kabuğunun rendesi, 40 gram tereyağı. Pemperdü, yani ekmek pudingi, 1861 Victoria döneminin en lezzetli tariflerinden biri. Tarifimiz Isabella Bitton'un kitabından esinlenmiş. Ekmeklerinizi önce biraz yağlayın ve burada gördüğünüz gibi üçgen olarak kesin. Ekmekler çok bayat olmasın ama çok da taze olmasın. Ekmekler çok bayatlarsa içleri küflenebiliyor. Bunun için 1-2 gün beklemiş olması kafi. Bir fırın kabının dibini yağlayın. Çok az tereyağı ile. Üzümleri dilerseniz bir sudan geçirebilirsiniz ama ıslatmanıza gerek yok. Kesinlikle soğuk suda veya sıcak suda bekletmeyin. Fırın kabının dibine önce ekmekleri dizin bir sıra, üzerine bir parça üzüm ve bir parça limon kabuğu rendesi serpin. Üzümler, limon kabuğu rendesi ve ekmekler bitinceye kadar işlemi tekrarlayın. Daha sonra derin bir kapta 3 yumurtayı 50 gram toz şekeriyle bir parça çırpın. Çok çalışmanıza gerek yok. Bir parça şeker erisin yeterli. Çünkü içine krem ve süt ekleyeceğimiz için zaten onlarla biraz daha çırparken şeker eriyecek. Burada gördüğünüz gibi yumurta biraz köpüklenince içine kremi ekleyin. Bir parça çırpma teliyle veya bir çatalla çırpın. Bu arada eğer daha yoğun bir pemperdü istiyorsanız süt yerine süt miktarında krem kullanabilirsiniz. Böylece daha yoğun bir pemperdünüz olur. Tatlınızın içinde kuru kayısı, kuru incir, kuru erik veya şekerli meyve parçaları kullanarak pemperdüyü daha zengin bir hale getirebilirsiniz. Daha sonra karışımı ekmeklerin üzerine dökün ve kabın üzerine kapatarak bir saat dinlenmeye bırakın. Bu sürede ekmekler krem, süt, yumurta ve şeker karışımını çeker. Bu arada ekmekleri mutlaka kabuklarıyla kullanın. Eğer sadece içini kullanırsanız tatlınız lapa gibi olur. Daha sonra pemperdüğü 180 derece kızdırdığınız fırında üstü kızarıncaya kadar 35-40 dakika pişirin. Gördünüz ne kadar güzel kabardı. Tatlınızın üstü çok kızarsın diye beklemeyin. Pemperdü kurur. Daha sonra çıkartarak biraz soğumaya bırakın. Ekmek pudingini sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Özellikle üzerine bir parça krem şantiyi koyarak muhteşem olur. Çok lezzetli, aynı zamanda besleyici bir tatlı. Tatlınızı dilimler halinde veya kaşıkla servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz dışı hafif karamelize olmuş, içi yumuşacık, lokum gibi nefis bir tatlı. Afiyet olsun. Umarım tarifimizi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.